geçelim. Diyeceğim ama bu arada Fatih Hoca da Katar'da özel davetli olarak Dünya Kupası Evet. statlarını geziyor. Müzeye gitmiş, katılmış. Kendisiyle ilgili transfer haberleri de var, dedikoduları da var yurt dışından. Sevilla'nın ilgilendiği yönünde haberler çıkıyor. Fatih Hoca'yı her gün yanımıza görüyoruz. Mesela ben yolda gelirken her yerde Fatih Hoca'nın fotoğraflarıyla stüdyoya geliyoruz yani. Evet. Biliyorsun belgeseli de Yani Dünya yayınlandı. Kupası için Katar'da özel davetli değil özel mi bu arada? davetli Dünya Kupası için hocayı çağırdılar. Çok da güzel geçiyor fikirlerini. Hocanın çünkü çok önemli, çok büyük bir hoca. Ondan dolayı Dünya Kupası final oynanacak stadı gezdi. Çok önemli toplantılarda bulundu. Stadı beğendin mi Hocam o statları beğendim. Mümkün mü? Yani bazı özel toplantılar yapıldı, edildi. Hocanın fikirleri alındı. Yani hocanın orada olması Türk futbolu için, Türk insanlar için çok önemli. İnşallah oralara daha çok gidilir, daha farklı projelerde bulunulur. Yani fikirler önemli. Hocayı oraya çağırıp fikirleri alınması, Dünya Kupası gibi çok büyük bir organizasyon için hocanın fikirleri alınması çok önemli. Özel yapılan, Dünya Kupası için özel yapılan müzeyi gezdi hoca. Biraz konuştuk kendisiyle de, Eray da orada. Eray'la da konuştuk. Ondan dolayı çok güzel geçiyormuş. Çok güzel bir şey bu. Ülkemiz için, hocamız için, yani Fatih Terim için çok önemli. Ülkemiz için çok önemli. İnşallah hep oralarda oluruz. Olmalıyız. Dünya Kupası'nda milli takımımız her Dünya Kupası'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda olmalı. İnşallah. Çok az bir zamanımız kaldı. Hemen hızlı hızlı takım, futbolcu, teknik direktör, olay bunları ekranlara getirelim. Evet, ne demişiz? Haftanın takımında Hatayspor, Başakşehir, Nihat Kahveci'den Başakşehir, Hatayspor. Aslında hepimiz de 3 aşağı 5 yukarı aynı fikiriz. Başakşehir devam ediyor. İyi performansı. Hatayspor'da uzun bir aranın ardından yeni teknik direktörü Volkan Demirel'le kazanarak. Size de katılıyorum. Volkan Hoca'ya da hayırlı olsun. Volkan Demirel Hoca'ya. Kolay değil. Sivas deplasmanında 10 kişi kalıp galip geldi. Çok önemli Ama galibiyet. ya bir gol yemiş o da penaltıdan. O yüzden ben mesela Başakşehir'i Zaten ya lider olarak öne koydum. diğer enler de hep Hatayspor ve Başakşehir arasında. Yani o kadar önemli maç olmasına rağmen Adana Yani Demir, Başakşehir'in Galatasaray. hakkını biraz daha vermemiz Tabii. lazım. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de muhteşem gidiyor. Aynen Volkan Demirel, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu. Bakın geçen haftalarda beni eleştirdiğiniz için ben tek yazdım. Sen arada üçlü de Üç kombin yazdım. yaptığın bir zaman oldu. Bu sefer tek yazdım. Yorumcularımız istediği kadar Bu sefer yazabilir. biz biraz Yani siz uyanıklık de yaptık. Fenerbahçe'de de